faktör var. Bu Tek arada bir parça yangına ilişkin üzerinden. bilgiler ekranımızda ama yine de söyleyelim, maalesef sayı artıyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye ulaşmış oldu, can kaybı. Durumu ağır olan yaralılar vardı. Birini daha, bir vatandaş daha hayatını kaybetti. İnşallah devamı gelmez diyelim ama o bilgileri aktaracağız tabii son dakika. Elbette bizim kurultay sonrası genel başkanımızın değişim rüzgarının asıl hedefinin iktidar olduğunu başından beri söylemişti, hatırlarsınız. Orada da hem toplumun kendi sorunlarını dile getiren bir tarafımız var, bir de beklentiler var. İşte genç bir çizgi çizmek, işte kadınların daha çok siyasette olmasını sağlamak, bunların hepsini aslında bu adaylaştırma sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi gerçekleştirdi. 11 ili kadınlar yönetecek 81 ilde. Bazı rakamları da söyleyelim. Çok fazla sayıda yeni siyasi aktörler kazandırdı Cumhuriyet Halk Partisi. Yarın göreceğiz. Birçok ildeki belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız siyasette ismini çok daha sık gösterecek. Bu hem Türkiye'deki yeni siyaset sayfasının açılmasına vesile olacak, hem de tıkanmış siyaseti bir anlamda açmış da olacak. Bu seçimi aslında çokça konuşacağız. Yani ilerleyen zamanlarda daha fazla konuşacağız. Bir örneğin daha çok işte sizin söylediğiniz gibi Adıyaman çok dile getiriyor, ama dikkat edin seçim sonuçlarına. Türkiye'nin dört bir yanından yeni iller kazandık ve o iller hepsi birbirinden farklı. Kilis, yani Kilis'e baktığınızda çok farklı bir coğrafya, çok farklı bir siyasi düzlem, ama şu anda Kilis'i Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye başkanı yönetecek. İşte Ayben keza yanında Adıyaman. Adıyaman'la Kilis birbirinden çok farklı. Karadeniz keza aynı şekilde. İç Anadolu, Uşak, Afyon. Hemen yanı başında Çorum. Bunların hepsi farklı özellikle iller. Amasya. Ama özelliğine hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleşebildi. Zaten en büyük eksiklik de oydu. Yani biz sürekli bu 50+1 sisteminden bu yana daha da şiddetlenmiş bir şekilde farklılıklarımızı konuşuyoruz. Aslında o farklılıklarımız bizi ayrıştıran değil, aslında birleştiren. Yani Anadolu kültürünün özelliği o. Ama maalesef o nefret dili insanları o kutuplaştıran siyaset bu hale getirmişti. Ama yeni siyasi düzlemde en azından Cumhuriyet Halk Partisi ile tekrar özlenen Anadolu motifleri tekrar siyasette yer bulacak diye düşünüyorum. Şimdi Hatay çok merak ediliyor. Hatay'daki son duruma ilişkin orada görevlendirilen milletvekilleri de var. Evet. MYK üyeleri de orada. Elbette onlar takip ediyorlar. Açıklamalarda da bulunuyorlar zaman zaman ama Hatay için halen umutlar var diyebiliyor musunuz siz? Elbette, bir umudumuz var diyor musunuz? Elbette itirazlarımızı gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanımız da onu ekranlarda ifade etti. Genel Başkan Yardımcımız Gökçen Murat Bakan, Bursa'dan milletvekillerimiz, Antep, Mersin ve Adana'dan milletvekillerimiz orada. Hukuki olarak tüm başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Orada bir haksızlığa izin vermeyeceğiz elbette. Bu itirazlar neticesinde durum ne olur bilmiyorum. Ama sonuçta orada bir suistimalin olma ihtimaline karşı biz her türlü tedbirimizi ve hukuki başvurularımızı yapıyoruz. Şöyle bir